Şimdi Halkların Demokratik Partisi grubu adına üçüncü söz İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü'ye aittir. Buyurun Sayın Kürkçü, süreniz 15 dakikadır. Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar, henüz mecliste ve hala cezaevlerindeki milletvekili arkadaşlarım, sevgili eş başkanlarımız Selahattin Demirtaş ve Fikren Yüksekdağ, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. En karanlık, en uzun geceyi dün arkamızda bıraktık. Doğa sırf biz gideriz tersine inadıyla karanlığa uyandırılarak zulmedilen milyonlarca çocuğa damadın çektirdiklerini telafi ediyor. Akif'in de dediği gibi her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Her kışın baharı vardır. Doğanın ve edebiyatın bize cömertçe sunduğu umuda, cesarete ve iyimserliğe gerçekten ihtiyacımız var. Çünkü Kasım ve Aralık boyunca komisyon ve genel kurulda süren açık tartışma 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısının halklarımızı bekleyen uzun ve ağır bir toplumsal kışın habercisi olduğunu gün gibi ortaya koyuyor. Devlet bu bütçeyle 599 milyar 400 milyon Türk lirası olarak öngörülen 2018 bütçesi vergi yükünün neredeyse tamamını satın aldığımız her şeyin fiyatı maaş ve ücretlerimiz üzerinden peşin olarak yoksulların ve emekçilerin sırtına yüklüyor. Ama aynı devlet 2016'da tahakkuk eden sermaye ve servet vergilerinin %25'ini, yani neredeyse 2018 bütçesinde öngörülen 146,5 milyar liralık toplam ÖTV gelirine yakın bir miktarı tahsil etmeden bıraktı. Sonuçta servet, rant ve sermaye gelirlerinin korunduğu, emekçilerin ve yoksulların ücret, aylık ve maaşlarının ezildiği, gitgide kabaran bir savunma ve güvenlik bütçesiyle karşı karşıyayız. 2018 bütçesi yapısı gereği bir savaş bütçesidir. Maliye Bakanı istediği kadar en çok pay eğitime diye dursun, sadece silahlanmayı finanse etmek için salınan 18 milyar lira tutarındaki yeni vergi gelirleri Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarının toplam yatırım bütçeleri kadardır. Özetle AKP'nin 2018 bütçesi eğitime ve sağlığa değil, savaşa bütçedir. Bu bütçe bir savaş bütçesine yönelmesinin nedeni ülkenin düşmanlarla kuşatılmış olması, terörizm tehdidi altında bulunuyor olmamız değildir. Bu bütçe iktidardaki AKP-MHP Ergenekon ittifakının Cumhurbaşkanı'nın 2018'de içeride ve dışarıda gerginlik ve çatışma siyasetini derinleştirerek sürdürme eğiliminin iz düşümüdür. AKP hükümetinin izlediği iç ve dış siyasetin toplam sonucu olarak içine düştüğü açmazları kuvvet kullanarak aşma heveslerinin bir ürünüdür. AKP savunma ve güvenlik politikasının ve bunun bütçeye yüklediği aşırı yüklerin gerisindeki irrasyonel tehdit algısının kaynağı da bu politik başarısızlıktır. AKP bu başarısızlığın yükünü de bütçe üzerinden bütün topluma aktarma yolunu seçmiştir. 2018'de faiz, kar ve rantı korurken büyük çoğunluğu düşük ücret ve enflasyonla ezmeye yönelen AKP, toplumu bu toplumsal kışta yoksulluğun yorganı altına alıyor. Akşamları kenti saran kapkara Ankara göğüne bakan nerede yaşadığımızı görür. Burası sözüm ona bir büyük devletin itibarı, bir büyük devletin payitahtı değil, itibarı artsın diye linyit sobalarının başında titreyen yoksulların başkentidir. Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar, bu bütçenin haber verdiği bir başka şey var. O da aslında artık bütçe hakkından meclisin vazgeçtiği, bütçe hakkını terke hazırlandığıdır. Bu bütçe tartışmasındaki prensipsizlik, bütçenin neredeyse %30'una yakın bir bütçe tahsis edilmesi gücünün hükümete verilmiş olması aslında bütçe hakkının ortadan kalkmasıyla ilgilidir. Eğer anayasa değişiklikleri gerçek olursa 2019'da, eğer bu gidişatı önleyemezsek meclis artık
bütçenin başlıca kaynağı olmayacak. Bütçenin kaynağı Cumhurbaşkanlığı'dır. Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı bütçeyi meclis kabul ya da reddedebilecektir belki, ama asla ve asla kendi içinden çıkan bir hükümetin, meclisin üyeleri tarafından hazırlanan bir bütçenin tartışıldığı bir meclisimiz artık olmayacaktır. Bu mecliste sık sık Hakim İttifak'ın sözcülerinden Gazi Meclis sözünü işitiyoruz. Ben 1920 meclisine dönüp bakmanızı tavsiye ederim. Kendinden başka hiçbir güç tanımayan meclisten kendi iktidarını ve gücünü Cumhurbaşkanı'na devretmiş, kendi iktidarından vazgeçmiş bir meclise geçtik. Gazi Meclis. Böyle bir Gazi Meclis olabilir mi? Bu Cumhurbaşkanı'nın altında, ayakları altında bir yasa fabrikasına dönüşmüş olan, Cumhurbaşkanı'nın yapmayacağı yasaları yapmasına rıza gösterilen bir meclistir. 1876'da Türkiye'de bütçe hakkını toplum mutlak monarşiden aldı ve 100 yıldan fazla bir zaman geçtikten sonra, yani artık bunun bir huy, alışkanlık, vazgeçilmez, cildimize yapışmış bir durum gibi olması gereken yerde, cildimizi, derimizi soyarak bütçe yapma hakkını Cumhurbaşkanı'na teslim eden bir meclis, kendisinden daha mütevazı sözlerle söz etse çok daha yerinde olur. Meclis başkanımız bir tek kere, aslında bu meclisin alameti farikası olan bu yetkinin, bu gücün elinden alınmasına ses çıkartmadı. Milletvekillerinin %2'sinin hapsedildiği bir meclis bütçe yapıyor. Sakat bir meclis, sakat bir bütçe yapıyor. Başı kopartılmış, eli kopartılmış bir meclis. Ama meclis başkanımızın takıldığı yer halının nereden geldiği. Biz halınızla değil, halinizle ilgileniyoruz Sayın Başkan. Bunu düşünsenize. Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar, bugün Türkiye bütçesinin de yansıttığı gibi aslında ne meclis tarafından ne hükümet tarafından yönetiliyor. Bir hanedan tarafından yönetiliyor. Mahdumun, kerimelerin, hanımefendinin, beyefendinin, damadın, eniştenin, devletin hemen hemen bütün iş ve işlemlerine ne seçilmiş ne atanmış oldukları halde el koydukları bir hanedandan söz ediyoruz. Bu hanedanın avlusunda kendisine yer buldu diye kimileri bu hanedanın aslında ifade ettiğinden, ima ettiğinden daha geniş olduğunu düşünmesin. Onlar o avluda çöplenmeye devam edebilirler. Ama iktidar artık ne meclistedir, ne hükümettedir, ne seçmendedir. Hanedanın elindedir. Ve bu bütçenin bu şekilde ortaya çıkmış olması, bir askeri sanayi kompleksin hanedanı ele geçirmesi, hanedanın da bütçeyi ele geçirmesiyle ilgilidir. Amerika Cumhurbaşkanı Eisenhower 1950'lerde Amerikan devletini bir askeri sanayi kompleksin Amerikan savunma ve dış politikasını ele geçirme ihtimaline karşı uyarmıştı. Bizde ise bizzat hanedan kendisi hükümet kurdu. Bizzat hanedan kendisi iktidarı ele geçirdi ve bir askeri sanayi hanedan tarafından Türkiye yönetiliyor. Bu şekilde yönetilmeye layık mıyız? Aslında bu sorunun cevabını belki de Milliyetçi Hareket Partisi'ne sormamız gerekir. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, bu eğilimler, kabına sığmayan, kabından taşan iktidarı zapta yönelik bu eğilimler her gün anayasayla çatışan bir cumhurbaşkanı profili ortaya çıkarttığında dedi ki, her gün suç işleyerek devlet yönetilemez. Ya anayasa cumhurbaşkanına uyacak ya cumhurbaşkanı anayasaya uyacak. Suçun yasa haline geldiği yeni bir toplum düzenini ikisi beraber kurdular. Bu toplumu bin bir zahmetle yaratılmış bulunan kısmi, kısıtlı, parçalı bir demokrasiden mahrum edebilecek şekilde iktidarı doğrudan doğruya bir suç etrafında tanımlayan yeni bir şey yarattılar. Bu bir şeydir. Ne olduğunu siyaset bilimi bize söyleyemez. Savcıların generalleri tutukladığı, generallerin polisleri ihbar ettiği, polislerin polisleri hapsettiği, sonra hepsinin birden dönüp vatandaşı ele geçirdiği tuhaf bir rejimde yaşıyoruz. Bu bir geçiş rejimi besbelli, ama bu sınırlanmış, kısıtlı, otoriter bir parlamentarizmden
daha yüksek bir rejime geçiş değil. Bu Türkiye'nin bir yeni diktatörlük rejimine doğru geçişidir. Ve bunun temellerini döşeyenler aslında 16 Nisan referandumunda yenildiler. Sevgili arkadaşlar, meclis, halkımız, aklınızdan çıkartmayın. 16 Nisan referandumunun galibi biziz. Oyların çalındığını hepiniz biliyorsunuz. 1,5 milyon kanuna uygun olmayan oy ile bu sonucun elde edildiğini biliyorsunuz. O yüzden bu meclis şu menkıbeyle bu referandumun sonucuyla tanıştırıldı. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Bir at hırsızlığı menkıbesi bir demokrasi zaferinin nişanesi olamaz. Asla ve asla bu sonucu kabul etmiyoruz. İşte bu suçlular ittifakına karşı haklıların bir araya gelmesi gerekir. Türkiye suçluların ittifakına karşı bir haklıların birliğine ihtiyaç duyuyor. Yanlış anlaşılmasın söylediklerim. Bir seçim ittifakından, alelade bir seçim hazırlığından söz etmiyorum. Zaten asıl tartışmamız gereken şey budur. Nasıl bu ülke bir kere daha seçime gidecektir? Seçim adaleti, seçim güvenliği, oyların çalınmayışı, oyların sayılışı, bunların olduğu gibi kaydedilişi, yurttaşın elinden çıkan oyun, sandıktan çıkan oyla aynı olduğunu kim garanti edecektir? Hangi makam bize bunu garanti edecektir? Olağanüstü hal kalkmadan, milletvekilleri hapiste yatarken, halkın ifade, örgütlenme ve politika yapma özgürlüğü ayaklar altındayken hangi seçime gideceğiz? Ben daha çok bir tarihsel ittifaktan söz ediyorum. Bu parlamentoda olan ya da olmayan, şu ya da bu partiden olan bütün yurttaşlarımız bu suçlular ittifakına karşı haklıların ittifakı için bir araya gelsinler. Ev kadınlarından şoförlere, manifaturacılardan manavlara, işçilerden köylülere, öğrencilere, akademisyenlere, sürgündeki vatanseverlere kadar herkes Türkiye'nin geleceğine el koymalıdır. Bütçe elinizden gitmiştir. Yargı elinizden gitmiştir. Oy hakkınız bile elinizden gitmek üzeredir. Bunu hala seyredemez Türkiye. Mutlaka ve mutlaka buna bir demokratik çare bulmak için ayağa kalkmak zorundadır. Bu bütçe tartışmasının bize gösterdiği şey bütün bunların oldu bitti olarak görüldüğüdür. Bu bütçe demokrasiye kaynak tahsis eden, demokrasinin önünü açan, halkı demokratik tercihlerini ortaya koymada teşvik eden, onu kuran bir bütçeyi bize göstermiyor. Bir savaş ve olağanüstü hal bütçesiyle bizi baş başa bırakıyor. Bunu reddediyoruz. Türkiye asla ve asla yanlış iç ve dış politikaları sonucunda uluslararası alanda ittifaksız kalmış, içeride olağanüstü bir rejime mecbur kalmış, halkın rızasını kaybetmiş bir hükümetin çektiği yere gidemez, gitmemelidir. Bize şimdi taslanılan Batı düşmanlığı, Türkiye'nin bir Batı emperyalizmi komplosuyla karşı karşıya olduğu palavralarında buradan reddediyoruz. Türkiye aslında hala kendi seçtiği yerde durmaktadır. Ama durduğu yerde kendi iç politikasını ve dış politikasını müttefiklerine kabul ettiremediği için, onlarla ihtilafa düştüğü için şimdi Türkiye halklarına dönüp başka emperyalist güçleri, dünya hakimiyeti için mücadele eden başka devletleri yeni ortaklar, yeni siyaset partnerleri olarak anlatmaya çalışıyor. Biz daha önce de söyledik. Hiçbir zaman ve hiçbir zaman hiçbir milletle, hiçbir halkla düşman olamayız. Biz halklarımızın haklarının gerçekleşeceği bir yeni rejimin ancak ve ancak insan hakları ve demokrasi üzerine kurulabileceğini, hukuk devleti üzerine kurulabileceğini düşünüyoruz, biliyoruz, bunu istiyoruz ve bunun etrafında bir tarihsel ittifak kurmak, bununla birlikte olan, bu değerleri kabul eden bütün ülkeler, halklar, uluslararası kuruluşlarla bir arada olmaya devam edeceğiz. Türkiye'de zamanında iç muhalefeti ezmek için Amerika Birleşik Devletleri ile NATO ile Gladio ile ortaklık kuranların bugün bize anti-emperyalizm taslamaya hakları yoktur. Sevgili arkadaşlarım, bu bütçeyle halkımız arasındaki ilişkiyi bir şairle başladık, öbür şairle bitirelim. Hani şimdi biz haykırırız. Cevap açılır kara kaplı kitap zindan.
Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işe, işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz, inanın, güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar, ışıklı maviliklere süreceğiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.